kemikler dediğimiz kol, bacak kemiklerinin normalde kırıldığı zaman kaynama süresi 6 aydır. 6 ayda kaynamamışsa buna kaynama gecikmesi diyoruz. 3 ay daha bekliyoruz. 3 ay sonra 9. ayda 6. ay ve 9. ay arasındaki direkt reflerimiz arasında bir fark yoksa o zaman buna da kaynamama diyoruz. Bir hastanın kemiği kaynamadığı zaman yani tibiyası, kaval kemiği, uyluk kemiği, ön kol ya da humerus kemiği 9 ay içinde kaynamamışsa bu hastanın artık o tedaviyle devam etmemesi lazım. Buna kemik kaynamaması diyoruz ve mutlak yeni bir cerrahi tedaviye ihtiyaç duyulduğu için yeni bir cerrahi tedavi yapılması lazım. Kaynamamanın nedenleri ne olabilir? Hastaya bağlı nedenler ya da implanta bağlı nedenler ya da cerraha bağlı nedenler olabilir. İmplantın yeteri kadar rigid yerleştirilmemesi ya da hastanın kemiğinin çok zayıf olması ve implantın kemiği yeteri kadar iyi kavramaması ya da uygun olmayan bir implantın kullanılmaması. Bu nedenle bu kaynamamalarda bu nedenlere bağlı olarak atrofik ya da hipertrofik kaynamama olarak ikiye ayırıyoruz. Atrofik kaynamamalarda hastanın genellikle kemiği yeni kaynama kemiğini üretmemekte hastanın vücudu. Hipertrofik kaynamamalarda ise hasta kemik üretiyor, kaynamaya uygun ama implant yetersiz, implant iyi konulmamış ya da implant yeteri kadar iyi fikse edilmemiş demektir. Bu nedenle bu kaynamaların hangisi olursa olsun mutlaka 9 ayı geçen ve kaynamayan bir kırıklarda bizim yeni bir cerrahi tedaviyle eski implantını değiştirerek, yeni implant koyarak, bütün ideal şartları sağlayarak kaynamamış kemiği tamamen kaynatmamız mümkün. Bunların içinde bir tanesi farklı. Enfekte ve kaynama dediğimiz bir durum var. Kronik kemik enfeksiyonlarında. Orada da daha büyük rezeksiyonlar yaparak daha farklı tedavilerle enfektif kaynamamalarda tam olarak tedavi edilmektedir. Kemik kaynamaması bir kader değildir. Cerrahi tedaviyle mutlak tedavisi olan bir rahatsızlıktır.